Merhaba sevgili dostlar, merhaba YouTube, merhaba oyun sever dostlar diyelim, oyun oynamayı seven tüm kitleye selam olsun diyelim. Arkadaşlar yeni bir oyunla tekrardan birlikteyiz. Bugünkü oyunumuzun ismi gördüğünüz üzere Crysis 3 olacak. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka kanalımıza daha önceden Crysis 1, Warhead ve 2 oyunlarının da incelemelerini yapmış. Şu anda bununla beraber de seriyi tamamlamış olacağız. Şimdi lafı uzatmadan oyuna isterseniz başlayalım. Oyun içerisinde zaten detaylara değiniriz. Şuradan tek oyuncu diyelim. Bu arada Crysis'ten önce bir video var burada. Onu unuttum. Onu da istiyorsanız bir değinelim. En azından buraya kadarki hikayeyi anlamak adına ne oldu ne bitti diye düşünerekten bu videoyu bir izleyelim. Bakalım neler bekliyor bize. Benim adım Karl Rush ve bu dosyaları açmak Hargreave Rush biyokimyasalın başı olarak yaptığım son icraat. Dikkatli dinle. Gerçeği bilmen gerek. Seth dediğimiz uzaylı yaratıklar milyonlarca yıldan beri buradaydı. Onları Tunguska olayı sırasında keşfettik ve teknolojilerini aldık. Bu çalıntı bilgiyle bu şirketi kurmayı başardık. Raptor ekibini oluşturduk ve onları deneysel dış iskeletimiz olan Nanogeese'yi sahada test etmek için Lynch'ine gönderdik. Ekibin lideri Prophet'ti. Diğerlerinden daha fazla bilgiye sahipti. Ona da her şeyi söylemedik. Nanogeese uzaylı malzemesinden yapıldı. Uyuyan Seth'i uyandırabileceği hiç aklımıza gelmedi. Bu uzaylılarla yaptığımız ilk savaştı. Yalnız iki Raptor sağ kaldı. Psycho ve Prophet. Ancak Prophet bu karşılaşmadan sonra değişti. Seth ile sonsuza kadar bozuldu. Yine de üstün geldik. Ama uzaylılar yenilmemişlerdi. Bizim ortamımıza uyum sağladılar ve bize tekrar saldırdılar. Prophet onlarla New York'ta savaştı. Nanogeese'si muhteşem güçlü bir silaha evrimleşti. Ama uzaylı etkileşimi onu Seth'e daha çok yaklaştırdı. Bu yüzden bozulan etini ölmekte olan ve Seth'lerin kendi silahlarını onlara karşı çevirerek kuvvetlerini yok etti. Ama ona ihanet edildi. Ancak bu şirketin askeri kolu olan Cell, New York'taki zaferi kendilerine yonttular. Ve şimdi Washington'da gücü ellerinde tutuyorlar. Seth'ler yenildi. Ama teknolojileri hala ölümcül. Cell, mali durumumuza hakim olmak için bu teknolojiyi topluyor. Sadece bir tek şey istiyorum. Prophet'i bul. O tehlikeli. Artık bir insan değil. Ama seni durdurabilir. Prophet'i bulmalısın. Ve bizi kurtarmak için son bir kez savaşsın diye dua etmelisin. Evet dostlar, şimdi yeni oyunumuza hızlıca başlayalım. Yine önceki oyunlarda olduğu gibi eğer asker, binbaşı, süper asker, insan ötesi, savaşçı adında zorluklarında bazı seviyeler var. Biz yine ya çok da fazla şu anda şey yapmak istemiyorum. Çünkü o zaman da oyunu bitirmek gerçekten çok zor hale geliyor. Aslında düşünmüyor değilim. Şöyle bir insan ötesi savaşçı yapmak ama şöyle sağlam bir deneyimden bence başlayalım. Askerden gidelim bence. Eğitim oynamak istiyor musunuz? Hayır, istemiyorum. Eğitime gerek yok. 23 yıl önce uzaylı Seth bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Cell şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Cell hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı.
Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alpha Sev hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. Beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı Prophet olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa, o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Bu oyunda gördüğümüz Alpha Sev dünya dışından şu an dünyaya yaklaşıyor. Ve tabii ki Prophet da bunu gördü. Evet, Psycho. İkinci oyunda yoktu Psycho. Hayatta olduğunu biliyorduk ama İkinci oyunda karşımızda yoktu. Oyunumuzda da yoktu. Bu arada kıyafeti de yok şu anda. Evet, Prophet da burada. Buradayız. Sel bizi yakalamış. Her şey o giysiyle ilgili.
Arkadaşlar hatırlarsanız ikinci oyunda Prophet vücudunu daha çok kullanamayacak seviyeye gelmişti ve bundan ötürü vücudunu Alcatraz ile değiştirmişti. Biz onu Alcatraz olarak biliyorduk. Tamam. Hatırlarsanız. Arkamı kollayın. Zeyn, 3 tane çıkacak. Sessiz ol. Evet, yeni oyunda tekrardan birlikte izleyelim. Loft ile çöldürmüşler. Şöyle silah falan bir şeyler var mı acaba? Şöyle bakalım sağa sola. Yine kontrolcüler aynı. Değişen bir şey Romeo yok. Romeo Aktüel, Romeo 1 konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Oraya sokmamız lazım kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Bir susturuz yakalım. Alfa Sef mi? Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kavolt'la vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sel, bu adamlar. Unut bunu. Nano giysi tahliyesi devam ediyor. Temel olmayan personelin bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Bu Nax. Senin güvenlik sistemi. Bazılarınız diyecek ki oyunun sonunda biz Alcatraz'a vardı. İkinci oyunun sonunda. Hatırlarsın ikinci oyunun sonunda Prophet beni hatırladın mı diye bir şey yapıyordu. Beni öldün öldün mü sanıyordun falan gibisinden. Oyunun sonunda bir şey yapmıştı. Aslında Prophet ölmedi. Şöyle vücudunu değiştirdi doğru. Doğrudan ama... ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Ben varım sıkıntı yok. Geldik değiştirdikten sonra... Yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. İşte bu kadar. Bu adam için herkesi izinden çektiler. Onun kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Oradaki adam Prophet. Bunun için mi her şeyi kilitlediler? Deri üzme laboratuvarına doğru gidiyor. Kim onun peşinden gidecek kadar aptal olabilir ki? Bütün istasyonlar rehber. Rehber aktüel. 5, 2, at normal. Bölge güvenli. Tamam. Adam bütün süper asker. Gizlilik. Süper askermiş ha? Hepimiz gibi kanı akıyor. Hayır. Bu değil. Şuna bir susturucu takalım. De ya çok iyi değilmiş. Şurada bir enerjimizi dolduralım. Hemen aşağı inelim. Ne dedik en son? Arkadaşlar dediğim gibi oyunun sonunda Alcatraz'ın o vücudunu kullanarak Prophet tekrardan doğdu. Yani o simbiyotik canlı içindeki kıyafet daha doğrusu ona tekrardan gözünü kullanabilir hale getirdi. Eski haliyle. Da alarm verecektik. Bu
Şurada iki adam var, onları da öldürelim bari ya. İçeri girmemiz lazım. Gel buraya. Tribüne bak. Evet, aç kapıyı. Psycho. Romeo 1, hedefe ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. Bu ne? Yay mı? Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyorum. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de pelerinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyorum. Güzel. Hadi şimdi. Hadi gidelim. Evet, okumuzu aldık. Güzel bir ok. Şurada bir biri var. Adamları işaretleyeyim bari de öyle gidelim. Altı yedi kişi gözüküyor Romeo şu anda. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Aralıksız rüzgar ve soğuk kubbe duvarı boyunca işletimsel sınırları aşıyor. Güzel, hemen 4 kişiyi temizledik. Güzel, kimse görmedi birbirini. Tamam. Şu okumuzu da alalım. Hep ayakta ölmüş lan. Güzel. Lanet olsun, öleceğim. Hemen yardıma ihtiyacım var. Ne oldu oğlum, niye korktun burada? Öleceksin zaten. Düşecek tabi. Hop. İşte böyle yukarı çıktık. Şimdi buradan temizlemek daha rahat olur herhalde. Sonsuza kadar saklanamazsın Prof. Seni bulacağım.
Bulursun belki de. Diğer nerede lan? Ha şurada. Kaçmış ya. Desteğe ihtiyacım var. Burada tamamen yalnız kaldım. Güzel. Hadi gidelim. Anlaşıldı. Başka okumun olduğu yer var mı? Şurası var. Şurada bir oku almam lazım. Tabi o da yukarıda zaten. Şuradan kalırız. Oklarımızı geri alalım. Abi bir tanesi de şurada. İzni alamayacağız galiba. Bu veri neymiş? Sef. Sefler yalnızca kendi galaksileri boyunca değil, bizimki de dahil komşu galaksileri de önemli ölçüde işgal ederek yayılmalarını sağlayan son derece başarılı bir gezegenler arası kolonizasyon yöntemi geliştirdiği yeni öğrenilen inanılmaz derecede eski bir uzaylı ırktır. Kovan zihni ve zeka. Bayağı uzunca bir makale mevcut. Bir... O ya. Romeo 1, Romeo 2, tüketme tamamlandı. Tamam. Aç kapıyı. Patlamaya kalk. Yok, heykelen olayı varmış. Güzel, sevdim olayı. Neyin içine giriyoruz böyle? Burası Sel'in sıfır noktası. Burada 1000, belki de 2000... Peki ya Sef? Çek şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydın. Hayır, bitmedi. Yanlışınız var. Keşke bitse. Psycho, gidelim. Kapıyı aç hadi. Bana yüzünü göster. Beni lanet isimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Seni bulacağım. Lanet olsun, bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldüler. Kalpleri şoka dayanamadı. Evet, Psycho'nun görüntüsü var. Boş ver onu. Televizyonda, kamerada. Hadi. Gidelim. Kıyafeti sökülürken. Onu ya bana görmek istedi. Pekala, seni kurtaracağım. Uzak tarafta yeniden bağlı. Karşı geçmemiz lazım. Yani mantığı ilerleyeceğim muhtemelen. Okumuzla beraber. En sessiz. Herhalde buradan ele geçeriz. Burada neler oluyor?
Oraya. Yukarı gidiyorum. Ah, vuramadım. Enerjiyi doldurmam lazım. Sen de okla öldün. Siktir, buradalar. Yardım çağırın. Aktüel 2-4, NVT köprü bölgesi 5, Delta 6'da. Destek gerekiyor, tamam. Uyarı. Kaçakların yeri tespit edildi. Bütün güvenlik detayları çevre. Bu işini biraz daha zorlaştırdı. Hadi gelin gelin. Aha, tamam oldu. Ondan. Şimdi şuradan ya. Nerede helikopter? Şunu da alayım bir dakika, senin aşkını sana yapacağım diye. Burada ne oluyor? Oğlum bir dur yerinden. Buldum onu! Burada! Bak! Ulan ne ara geldi? Oo, bak görmedim bunları. Biraz dinlenme. Kendimizi fulleyelim. Şimdi sana yapacağım bir yandı olur. Bu muydu? Bu. Tamam. Şu helikopter nerede? Şurada. Güle güle. Bu kadar basit ya. Ok gerçekten baya iyi ya arkadaşlar. Oyunun belki de en güzel noktası burasıdır. Oklarım varmış, onları almamışız. Ok, dur.
Hadi gösterin kendinizi artık. Dostum güle güle. Tamam. Alacağımızı aldık. Ona gerek yok. Gidelim. Ekipçi bizi tutabilir. Ne adamlar. Şu bir. Peki. Bekle. Birazdan orada olacağım. Uyarı. Lanet olsun. Plan değişir. Bununla baş edebileceğinden emin misin? Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. Şimdi dalış giysisi oldu değil mi? Van Psycho var ya. Bunlar daha güzel bence. Gidelim bense. Nereye gideceğiz? Buraya mı? İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım, tamam? Anlaşıldı. İlerliyorum. Şu adamları birer birer işte işaretlemek için çok avantajlı oluyor. Ama nerede değil vesaire hepsini görebiliyoruz. Yine bir ok manyağı yapacağım şimdi hepsini. Bir adam mı vuruldu? Üç adam mı vuruldu lan? Diğerli adam değil mi? Sektör Delta 5 Niner içinde güvenlik. Bir bir artıyordu ama bizim için tabii ki de fark etmiyordu. Şurada dur. Hadi bir okum kalmadı. Okların hepsini geri aldım galiba. Aynen öyle almışız. Ha, şurada bir de kayıt var. Veri sahibi, veri bilgisi. Onu da alırız birazdan. Ortalık artık sakin, sessiz.
nerede var lan? Ha şurada varmış. Görücü dedim, nerede ok? Bak gene 9 okum vardı, bir tanesi kayboldu yine. Nerede o? Şurada dur. Yanlış yapmıştım, hani hatırladım. Alabilir miyiz onu? Deneyelim. Radyasyon var galiba. Bize işlemez ama ya. Oo, işliyor. Yok canım yok. Vazgeçtim. Bir tane ok alacağız diye ölmeye gerek yok. Hadi gidelim o zaman. Buradan kestirmeden çıkalım. Psycho, sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet. Anlaşıldı. Şurada biri var. Bir. İki. Bu Boston Uprising Departmanı doğrudan açık ateş gücüyle çatışmayı kazanıyor. Ardından pisliği yok ediyor. Product'tan bahsediyor. Uyarı. Sektör Delta 7 Niner içinde güvenlik. O da gitti. Güzel. Başka? Şuradan biri geliyor. Gel bakalım evlat. Ulan kaçtı. Gel 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 gidip bak. Çıkın ama dışarıya ya. Böyle olmuyor. Son pozisyonuna gidin. Ona cehennemi gösterin. Ah, vuramadım. O da gitti. Neredeyse vardım. Şurada bir tane varmış, onu da alalım. Şurada cephane var. Oklarımızı fulleyelim. Evet geldik. Psycho'la buluşacağımız yere. Lan? Psycho, ben geçtim. Evet, anlaşıldı. Bir de Fulya Sarkı'yla buluş. O ne be? Bir tarete benziyor ki aynen de öyleymiş. Gel ben
Evet, gidelim Psycho. İçeri girdikten sonra adamlarımla RV yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Aa, bilmez miyim? Bak şimdi. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Takım oyuncusu %0. Hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Psycho, sen bir... diyorsan. Psycho, ortak İngiliz-Amerikan araştırma anlaşmasına dayanarak Delta Kuvveti programına ikinci olarak seçilmişti. Diğer nano giysi test denekleri gibi Psycho'da giysiyle sembiyotik bir ilişki kurdu. Çoğu borç kölesi. Sel enerjimize sahip hepsini. Faturalarını ödeyemezsin, ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken Sel'in nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. Neymiş o? Açılıyor. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0. Sıfır mı? Hadi canım. Vay vay vay. Ne yaptı bunlar? Şehrin bir vay enerji be. İmzası. Şu Emirates Kulesi'ydi galiba. Nedenmiş o? Bu sel. Uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa sef bana bir öngörü gösterdi. Gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır. Daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ipucu bulabilirsek, tek bir ipucu. Tek bir ipucu. Sen var olmayan bir süper uzaylı yağlamakla uğraşırken, Sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Sel'i durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Harekete geçelim. Evet arkadaşlar.